Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Sevgili izleyicilerimiz, bugün tekstil alanında Türkiye'nin önde gelen firmalarından birisindeyiz. Ve yanımda firma sahibi Derya Baltalı bizlerle birlikte. Derya Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Siz de fabrikamıza hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Nasılsınız Derya Bey? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Bu TV8.5 ailesini burada görmekten dolayı, firmamızda görmekten dolayı, Deniz'de görmekten dolayı çok mutluyuz. Çok teşekkürler, çok naziksiniz. Derya Bey, sohbetimize başlamadan önce kısaca sizi tanıyabilir miyiz? 1951, Aydın doğumluyum. İlk ve orta öğretimimi Aydın'da yaptım. Daha sonra İzmir Ege Üniversitesi'nden inşaat mühendisi olarak mezun oldum. 11 yıl Sultanahmam'da mühendislik dışında bir pamuk ipliği ticaretiyle uğraştım. Pamuk ipliği ticareti devam ederken sanayiye girmemizin uygun olduğunu düşündüm. Kökten sanayici olan kayınpederimin de desteğiyle Denizli'de ilk olarak bir havlu fabrikasını beraber hayata geçirdik. Hür Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adı altında. Daha sonraki yıllarda bu çalışmamız herhalde bana yetmedi ki bir de Denizli'de hemen hemen ilktir diyebileceğimiz penye üretimiyle ilgili, iç ve dış giyimle ilgili bir tesis kurmaya karar verdim. 1994 yılından sonra da bu iki fabrikanın gerek yatırımları, gerek ihracatı ve gerekse de istihdamıyla bugünlere getirmiş oldum. Gerçekten çok başarılı bir geçmişiniz var ve hala da bu başarıyı devam ettiriyorsunuz. Biraz firmanızdan da bahsedebilir misiniz? Denizli Organize Sanayi Bölgesi yaklaşık 5 milyon metrekare bir alan üzerinde kurulu ve 164 civarında fabrikaya çeşitli sektörlerden ev sahipliği yapmaktadır. Biz de bu organize sanayi bölgesinde fabrikalarımız yer almaktadırlar. Organize sanayi bölgemiz Türkiye'deki organizeler içinde belki yeşillik bakımından, çevrecilik bakımından İlk 5'e girebilir. Yaklaşık olarak 25 bin kişi istihdam edilmektedir. Bunun 2500 civarında olanı da bizim firmamız tarafından istihdam edilmektedir. Denizli'de Türkiye genelindeki iş gücüne katılım olarak en fazla kadın işçi çalıştıran, istihdam eden şehirlerden bir tanesidir. Firmamızın 2500 çalışanının da 1500'ü bayan işçilerden oluşmaktadır. Çok önemli bir konu aslında. Çok, çok. Geçen gün ben Denizli Sanayi Odası ile ortak bir toplantı yapmıştık. Yönetim kurulu yaptık. Burada çok önemli siyasiler de vardı. Bu kelimeyi kullanmıştım orada. %54 gibi bir düşünebiliyor musunuz? Türkiye'de erkeğe kadını 46, bizde %54. Ben konfeksiyonlarıma giderim, o gittiğim Tavas'a, Buharkent'e, Çalak'a. Bu fabrikaları sizin için kurdum. Bayanlar, evinizde çocuklarınıza bundan sonra daha iyi bir eğitim verebilmeniz için işinize sahip olun diye orada konuşma yaparım. İki firmamız var diye söylemiştim. Hürsan Havlu Sanayi ve Deniz Tekstil. Bu iki firmamız şu anda Avrupa'nın çeşitli ülkelerine ve gözde firmalarına
ihracat yapmaktadır. Hı hı. Toplam olarak grubumuz son zamanlarda bu faaliyetlerini Baltalı grup bünyesinde sürdürmektedir. Grup bünyemizde 2500 kişi direkt fabrikalarımızda istihdam etmektedir. 2500 dışında 2500 kişi de bizim fasoncumuz olarak civar illerde veya Denizli'de yıl bir 12 ay bizim firmalarımıza iş yapmaktadır. Bu 5000 kişilik bir kadro demek. Böyle bir kadroya iş vermekten, onlarla beraber olmaktan, ihracat yapmaktan çok mutluyum. Ne kadar güzel. Firmalarımızda Hürsan ve Deniz Tekstil bünyesinde çalışan 2500'ün yaklaşık olarak da 1500'ü bayan işçidir. Bu işleri yaparken zaman içinde Denizli'deki kendi yaptığımız işin dışında civar illerden Daskırı'da, Tavas'ta, Buharkent'te ve Çal'da da bizim kendimize ait olan konfeksiyon fabrikaları kurduk. Hı hı. Orada da yine bayan arkadaşlarla konfeksiyonumuza dıştan destek almaktayız. Aynı zamanda diğer sektörlerle de ilgileniyorsunuz. Örnek verecek olursam enerji, inşaat ve turizm gibi. Bu konuya ilişkin neler söylemek istersiniz? İnşaat mühendisi olduğum için seneler sonra Denizli'de 1200 konutluk, çok güzel Ege bölgesinin hemen hemen tek projesi diyebileceğim bir projeye imza attık. Bunun dışında akaryakıt sektöründe bir firmamız var. Ayrıca günümüzde çok önemli olan enerji sektörüne de güneş enerjisiyle firmalarımızın ihtiyacını karşılıyoruz. Sigorta sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Belki önümüzdeki günlerde de tarım sektöründe de pamuk üretimiyle ilgili projelerimiz var. Derya Bey, sosyal sorumluluk alanında çok güzel çalışmalarınız var. Biraz bahsetmenizi isteyeceğim. Eğitim alanında Nezihe Derya Baltalı adında Bilsem Sanat Merkezi okulumuz var. Ayrıca kayınpederim ve kayınvaliden adına yaptırdığım Münevver Nafizlilik okulumuz şu anda eğitimde. Bunların dışında sağlık alanında Pamukkale Üniversitesi'nde eşimin adına ve ailemizin üyeleri adına komple büyük bir bölümün tefrişatını yaptırdım. 2018 senesinde bu 2500 çalışanımızı Çanakkale'ye otobüslerle gönderip oradaki tarihimizi, oradaki şehitlerimizi, orada verilen hayat mücadelesini ve bizler için yapılan savaşları yerinde görmeleri için gönderdik. Ve bütün işçilerimiz bu konudan çok memnun oldular. Biz de bu memnuniyetten de ayrıca memnuniyet duyduk. O dönemde bazı arkadaşlarımız Çanakkale dışında bizi Ankara'ya da gönderecek misiniz Derya Bey dediler. 2019'da da bütün çalışanlarımızı Anıtkabir'e gönderdik. Ve ayrıca da Anıtkabir'e Baltalı Grup adı altında bir de mozoleye çiçek bıraktık. Bu gibi etkinliklerimizin de bugünden sonra sürmesi için elimizden geleni yapacağız. Peki Derya Bey, önümüzdeki yıllar için neler yapmayı düşünüyorsunuz? Bir planınız var mı? Sanayiciliğe girdiğim ilk yıllarda bu işin bu kadar uzun yıllar olacağını düşünmedim. Ama hep çalıştım, hep üretmeye çalıştım, hep istihdam yaratmaya çalıştım ve bu bana çok zevk verdi. Memleketimiz için, gelecek için mutlaka üretilmesi gerektiğine inanıyorum. Son zamanlarda üretimin bir miktar düştüğünü basından okuyorum veya izliyorum. Türkiye müreffeh bir ülke olacak ise ve daha gelişmiş ülkeler seviyesine erişecek ise yatırımların devam etmesi gerekiyor. Ben de elimden geldiğince bu yatırımlara devam edip istihdam yaratmaya, döviz getirmeye ve çalışmaya devam etmek istiyorum. Öncelikle böyle kıymetli bilgileri sizinle konuşmak çok keyifliydi. Sohbetimizi sonlandırmadan önce bizi buradan izleyen izleyicilerimize neler söylemek istersiniz?
Şu anda bu yapmış olduğum işten dolayı son derece mutluyum. Zira bu hem ülkemize döviz getirmek, hem istihdam sağlamak, hem de ticaretin içinde bulunma açısından ülke ekonomisine ciddi katkılar yarattığını düşünüyorum. Ülkemizin geleceğinin yatırımdan geçtiğini düşünüyorum. Yatırım yapmaktan geçtiğini düşünüyorum. Ancak yatırımlar devam ederse Türkiye gelecekte gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşacaktır. Ama birçoklarımız veya yeni gençlerimiz daha kolay yoldan para kazanmanın neler olabileceğiyle ilgili araştırma içine giriyorlar. Üretmeden, çalışmadan böyle bir imkanın olmadığını ben bugün kadar zamanki sanayicilik hayatımda, ticaret hayatımda, yatırım hayatımda gördüm. Mutlaka çalışmalı ve üretmeliler. Türkiye'nin ileriye gidebilmesinin bence tek yönü yatırımdan geçiyor. Evet, tekrardan çok teşekkür ediyorum bu bilgiler için. Ben de TV8.5 ailesine ve sizlere buralara kadar gelip bizimle bu konuları sizlere anlatma imkanı tanıdığınız için çok teşekkür ediyorum. Hem televizyonda hem de sizlere. Sevgili izleyicilerimiz, firma sahibi Derya Baltalı bu haftaki özel konuğumuzdu. Hoşçakalın. Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.